Merhaba sırrım, ben Serdar ve Outlast Whistleblower'a hoş geldiniz en son. No, don't do this to me, brother. Don't do this to me. En son bir yerden çıkmıştık. Böyle bir kule gibi bir yer vardı, hatırlıyorum onu. Oradan çıktıktan sonra yaptığımızı hatırlamıyorum. İlginç bir şekilde hiçbir şey hatırlamıyorum o kısmı hakkında. Ben şimdi buradan normal dümdüz devam edeceğim. Çünkü daha önce şimdi bir dakikalık bir video çektim ve oyun çöktü ilginç bir şekilde. Sol taraf açılıyormuş, kontrol etmedim. Açılmıyor galiba. Nereye geldik? Şuraya geldim. Oyun çöktü buralarda. Zaten içeride bir şey yoktu galiba. Yani çıkacak şu anda buradan hiçbir şey yok. Hiçbir yer yok. Kanka yalvarırım gelme. Oğlum sen titreme ya. Bayağı git. Allah belanı versin senin. Yapma. Yapma. Of efsane dodge. Efsane dodge. O efsane dodge. O dodge muhteşem bir dodge. Kaç aslanım kaç. Of peşimden geliyor. Peşimden geliyor. Karakterimiz peşimden geliyor. İlginç bir şekilde. Oğlum. Lan manyak. Profesörü öldürüyor bir tane. Doktoru öldürüyor. Değişken etkiler. Lisa ya da bunu kim bulduysa bilin ki Murkoff canavarlar yaratıyor. Hastaları o Alman'ın sözde terapisinden çıktıktan sonra hiç görmemiştim. Motor tahmin edebileceğimden çok daha kötüsü. Hala insan olabilirler ama bir şey onlardan koparılmış ve çok daha başka bir şey sökülmüş. Hepsi katil değildi. Hastalardı. Ancak katil değillerdi. Murkoff onları canavar yaptı. Doktor Rosett motorun değişken etkilerinin olduğunu söyledi. Değişken sonuçların bir çeşit öngörü yapılamayacak kadar düzensiz olduğunu söylemişti. Raoul'un bitmek bilmeyen gevezeliği, boş kafeterya muhabbeti olduğunu sanmıştım. Dinlemeliydim. Dinlemeliydi. Kesinlikle dinlemeliydi ve buradan defol gitmeliydik. Var mı burada bir şey? Hiçbir şey yok. Kanka biz burayı yavaş yavaş kapatalım. O kadar sesli kapatmıyormuş aslında ama. Buradan geldik değil mi? Buradan gelmeyeceksin değil mi kanka? Yok. Buradan var. Bir pil. Pil gözünü seveyim, pil ver ya. Ne pinti çıktı bu DLC. Ana. Bla bla, onu yap bunu yap diyor. Bize angarya göre falan veriyor. Pil ya, pil aldım, pil buldum. Gene FPS'e düşüyor. Şuradan geçemiyoruz değil mi? Hayır geçemiyoruz. İleride buradan geçeceğiz. Neden FPS'e düşüyor ya? Neyse geri geldi. Tamam. Şuradan geçemiyoruz. 4 pilimiz var en azından. İyi, yavaş yavaş. Hayır, gene bu adamın olduğu yere geldim. Yapma, bu adamı istemiyorum ben. Bu ne? Neymiş bu? Geri. Hayır, dokümanlar. Dokümanlar. İnsanın az bilinen ekolojik yönleri. Hemen okuyalım. 1957'de IG'nin TSD operasyonu raporu ve yorumundan alıntı. 7. İnsan davranışlarını etkilemek. E paragrafı herhalde veya E şeyi. Politik hareketlerde, politik hareket operasyonlarında psikokimyasalların kullanım potansiyeli iyi tanınır. Beklenildiği kadar geniş çaplı araştırılmamış olmasına rağmen. Kimya bölümü bu programın böyle operasyonları mümkün kılmasını ve desteklenmesini hedef belirledi. Politik hareket operasyonlarının ayrıca kimyasal içermeyen metotları da bu programa dahil edildi. Not 15 Nisan 1958. Yukarıdaki MK Ultra alıntısını Wallrider projesinin ileriki araştırması ve Dr. Rudolf Wernicke'in
14.866 kayıtlı araştırmasına bağlanması için bütçeleme ve izin verme işleri için teknik servis bölümüne sunun. Otopsi ve recovery test bunu çevirmemişler. Autopsy of recovered test subjects shows chemical content of bodies. Metallic tumors, evidence of subdermal combustion, definitely indicates heavy psychochemical dosage. İşte otopsi yapılmış, ele geçirilen deney şeyle kobaylarından. Bu şeyler gösteriyor ki, bu otopsiler gösteriyor ki bu deneklerdeki kimyasal miktarı, yani psikokimyasal dozun çok üzerindeymiş. Psikokimyasaldan ne anlatmak istediği hakkında bir fikrim var, küçük bir fikrim var. Ne anladığını bilmiyorum diyecektim. Psikokimyasal herhalde hormonlar. Allah kahretmesin, gene mi o? Aleykümselam. Kanka. Kolay gelsin abi. Sana kolay gelsin. Ben şu altından geçmeyi tercih edeyim. Atlamaktan çok. Atlamak ses çıkarıyor. Altından geçmek ses çıkarmıyor. Bizim işimiz sessizlik. Burada saklanma yerleri var. Peki. İyi bir alamet değil. Yavaş yavaş açalım. Şuraya gidebiliriz. Şuraya gidebiliriz. Hayır, oraya gidemeyiz. Şimdi bu kim? Buradan pil sesi çıkıyor ya, hani açayım lan kapıyı. Ha, direkt buraya çarpıyor. Açayım böyle kapıyı, pat diye şey yaparken aşağıya düşsün. Şunu hafifçe açsam. Lütfen koşturma olmasın. Hiç sevmiyorum koşturma olaylarını. Var mı burada bir şey? Aynen, yavaş yavaş gidiyor. Orada hiçbir şey yok galiba, dur. Ha, yok. Şurada pil olmasını beklerim ama hani. Şurada bir şey yok. Madem. Az bir pilimiz kaldı. Defa bakıyorum. Ulan hiçbir şey yok ya. Vallahi hiçbir şey yok. Pil gitti şu anda olduğu gibi. Buranın amacı ne? Çok ilginç. Ne yapacağım? Şimdi burada böyle bir olay var. Tamam da. Acaba havalandırma şeyler falan mı var? Yok. Ha, buradan atlayacağım. Direkt at zaten, hiç şey yapma. Aslında benim yavaşlaşmam gerekiyordu ama. Bu ne? Ha, buradan buraya çıkıyoruz. Buradan da buraya çıkıyoruz. Çık 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 çık. Aha, kapak olsun sana. Hangisine geldin lan? Uhu. Kaç kanka, kaç 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 kaç. Ah! Bak, seni koklayabiliyorum falan diyor, bu bayağı pislik herif çıktı. Lan! Burası nasıl bir yer? İyi. İyi hamleler yaptık. Hoşuma gitti bu iş. Burası böyle. Burası nasıl bir yer? Ha, saklanmak için gereken bir yer. Herkesin şeyde haç var. Ne oluyor? Çok ilginç. Ya bir korku olaydı da orada ama onu kaçırdım ben.
Böyle bilgisayar var, inşallah yanında pil falan vardır. Pil artık Outlast'ın şeyi, para birimi. Ya döküman aldık. Ha, okuyalım bakalım. Wall Rider projesi adı neydi bunun? Wall Rider projesi Frank Manera için hasta durum raporu ham. Project Wall Rider Massive Dava bilmem ne. Hasta Frank Antonio Manera. Danışma tarihi işte bilmem ne. Hastayla görüşmenin başlangıç tarihi. Hasta yaşı 36, cinsiyet erkek. Görevli hekim Dr. Carl Houston. Terapi durumu minimal morfojenik motor etkinliği ve sadece aşırı 5. ve 6. safhalarda hormon terapisi. Rüya durumları tekrarlı bir şekilde yalnızlığa ve ihanete dönüyor. Sıfır berrak durum. Teşhis. Sigara ve marihuana geçmişi olan hastalarda ağır bronş birikimi stabil. Son derece düşük HGH aktivitesi. Görüşme notları. Bu görüşme boyunca Frank 70 kiloya düştü. Söylediği ağırlığı olan 103 kilodan. Uf. Uyuşuk ve şovunlukla sorumsuzluğu yalnızca 9. vernik hipnoterapi sırasında ilgi gösteriyor. Uyuyan insanların göğüslerinden kan içmek hakkında konuşuyor. Banyo yapmayı reddetmekte ve genel anestezi haricinde berbere gitmeyi reddetmeye devam ediyor. Ve şöyle cevap veriyor. Yer almazsam paylaşamam. Bay Manera'nın sevdiği bir yemek bulana kadar zorunlu gıda öneriyorum. Merkov Psikiyatri Sistemleri Wall Rider Projesi bilmem ne. Başımdan birden. Nerede olduğumu şaşırdım. Ulan ne adammış bu ya. Buradan geçemiyoruz zaten herhalde. Bayağı bir sal. Tamam senin olsun kanka. Verdim gitti. Al senin olsun. Verdim gitti sana. Bas git diyor bana burada. Burayı açarsam ne olacak şimdi? Aa sen misin? Aa bu da şey de adamın derisi bir acayip olmuş. Gaz odası diyor. Ha. Anladım. Şu gazı bir açalım ya. Gaz verelim adamlara. Allah'ım gene mi sen? Gene mi sen? Geliyor lan. İlginç, çok ilginç. Neden böyle geliyor bu buraya? Neden beni rahatsız ediyor? Git başka bir et ara. Git başka birisini ya. Allah Allah. Kenarda köşede bir sürü adamlar var. Bir de sen yemek yemiyor lan. Durmuyor musun ya? Nedir be? Nedir bu adamın derdi ahbaplar? Çok ilginç. Bu arada evet. Bera. Lan videonun başında söyledim zaten. Bera olayını. 15 FPS'de neden oynuyor bu oyun onu anlamıyorum. Neyi kasıyor yani? Neyin? Bu adam beni illaki kovalayacak yani. Sol taraftan geçelim yani. İyi burada adam yok. Ulan öf kafalar falan bak. Iyy. Pil yok. Bir pil uğruna öleceğiz. Burada da mı bir şey yok? Aha pil. Aldım pilimi. Güzel. Bir tane daha isterim. Evet birazcık açık gözlüyümdür. Onun. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Ne şey vardı da oraya öyle yaptım yani. Kaç 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 kaç. Geri zekalı. Iskaladı. Yapacağım oğlum onu. Bu tarafa doğru gidiyorum. Bu tarafa doğru gidiyorum. Bu tarafa doğru gidemiyorum. Tamam şu tarafa doğru giderim ben de. Şu sağ tarafa doğru gidebiliyormuşum. Geri zekalı gene kaçırdı. Şu tarafa doğru gidebiliyormuşum.
Oğlum burada da bir şey yok. Ahmak. Gerizekalı. Seni yılın gerizekalısı ilan ediyorum diyeceğim. Gene... Ulan gene mi buraya geldim? Ha vurdu bu sefer. Vallahi vurdu. Beceriklilik gösterdi. Saygılar. Baştan vurdu oğlum, sıkıştım. Adam taktik yapıyor. Öleceğim. Aha vallahi öldüm. Tövbe tövbe. Allah'ım ya Rabbim. Da nerede lan bu çıkış? Nerede bu çıkış? Öldüm. Adam beni yiyecek. Ay seslerini duyuyorum. Ah sesi. Ah şimdi fena oldu. Adam beni yedi ya. Bir de arabayı motorunu zorlarlar ya, hava atmak için adam da şey yapıyor, makinayı zorluyor. Hava atıyor bir de benim makinem var diye. Böyle sana kamerayla çakardım da işte adam izin vermiyorlar. Bir şey yapamıyorum ne yazık ki. Kusura bakmayın, olmuyor. Oğlum bu bere... Neyse ya. O zaman bugünlük bu kadar. Videonun sonuna geldik. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükle kalmanız dileğiyle. Bye bye.